TRT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 9 Ağustos Cuma ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli'de motosikletiyle bayanları taciz ettiği iddia edilen motorlu sapık Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla tutuklandı. Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında 4 ayrı olayın şüphelisi olduğu belirlenen motosikletiyle seyir halinde bayan şahıslara dokunmak suretiyle cinsel saldırı olayını gerçekleştiren ÖA isimli şahıs 8. ayın 7'si 2019 günü verilen adli kontrol kararını Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine mahkemece çıkarılan yakalama kararına istinaden görevlilerce tekrar yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sayın seyirciler, Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Pazarı bu yılda Taşevler bölgesinde kuruldu. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Pazarı bu yılda Taşevler bölgesinde kuruldu. Üreticileri yıl boyunca besleyip büyüttükleri hayvanları görücüye çıkardı. Toplamda 350 bölüm ayrılan alanda satış işlemleri devam ediyor. Bu yıl kurbanlık fiyatlarında geçtiğimiz yıl oranla %10 ila 15 arasında bir artış yaşanıyor. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan, büyükbaş ise kilogram ortalama fiyatı 26 liradan işlem görüyor. Seyirciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu'na göre bayram tatili süresince ülke sıcak havanın etkisinde kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan hava tahmin raporuna göre Kurban Bayramı tatili süresince yurdumuzun sıcak havanın etkisinde kalacağı, bu hafta sonu cumartesi günü Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, pazar günü Orta Doğu ve Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen hafif sağanak yağışlar dışında Kurban Bayramı sonuna kadar ülkemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sayın seyirciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihan Belediye ve Altın Ekim'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ilçe ziyaretleri kapsamında Cihanbeyli ve Altın Ekim belediye başkanlarını, AK Parti ilçe teşkilatlarını ve ilçe esnafını ziyaret etti. Yaz spor okuluna devam eden öğrencilerle de bir araya gelen Başkan Altay, seçimlerde yüksek destek veren her iki ilçe hakkına da teşekkür etti. Belediye başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. Zaten kendisi 5 yıl boyunca Büyükşehir'imizde koordineli bir şeydi. Cihan Bey'le çok önemli projeler yürüttü. Büyükşehir Belediyesi ve Cihan Beyli Belediyesi işbirliği içerisinde Cihan Beyli'mizi geleceğe hazırlamak için gece gündüz demeden çalışacağız, gayret edeceğiz. Her şey Cihan Beyli'nin daha güzel olması için. Belediye Başkanımıza tekrar başarılar diliyorum. Cihan Beyli halkımıza teşekkür ediyorum. Seçimlerde bize çok yüksek bir destek verdiler. Büyükşehir Belediyeler arasında birinci olduk. Bu birincilikte Cihan Beyli'mizin önemli bir katkısı var. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza başarılar diliyorum. Tüm teşkilatlarımıza seçim sürecinde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hanımlarımıza, gençlerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Konya örnek bir seçim çalışması yürüttü. Çok yoğun bir şekilde hep beraber gayret etti. Ve elhamdülillah mutlu sona ulaştık. Hem ilçe belediyesinde hem büyükşehirde çok büyük oranlarla, çok büyük desteklerle. Büyük bir sorumluluk üstlendik. Konya 42 bin kilometre karelik alanda birçok ülkeden daha geniş bir coğrafyada 31 ilçede hizmet üretiyoruz. Verdiğimiz sözlerin tamamını 5 yıl içinde gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz.
Sayın seyirciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Azize Camii'nde Cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları kapsamında AK Parti Konya Milletvekilleri Abdullah Aralı, Ahmet Sorgun, Selman Özbayacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı ile birlikte Azize Camii'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, Bedesten esnafının ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı, adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken, tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro.
İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Alo Paket 0332 712 11.0. Bu akşam da biz Erman Süren'in sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.